Selamlar herkese. Bildiğiniz üzere Apple'ın iPhone SE adında bir model serisi var. Uygun fiyatlı iPhone olarak piyasaya çıkıyor ve 3 tane cihaz çıktı bu konsept içerisinde. 2023 yılında 4. nesil yani iPhone SE 4 piyasaya çıkacağı bekleniliyor, söyleniyor. Sızıntılar bu yönde, raporlar bu yönde. Tabii ki de Apple tarafından resmi bir açıklama yok ancak markayı biliyorsunuz. Dansmanı yapana kadar sessiz kalmayı tercih eder. iPhone SE 4 Karşımıza 5 yeni özellik ile geliyor. Tabii ki bu özelliklerin sayısı artacaktır. Ancak şu anda göze çarpan 5 tane Yeni özelliği konuşacağız. Biliyorsunuz ki iPhone SE serisi klasik ana ekran tuşuyla karşımıza geliyordu bugüne kadar. Ancak iPhone SE 4'te karşımıza yeni bir tasarım çıkacak. iPhone XR kasasına cihazın temel alacağı söyleniyor. Cihaz iPhone XR kasasıyla karşımıza çıkacak. iPhone SE serisini ben biraz daha yeniliğe karşı geç alışan kitle için öneriyordum. Yani ana ekran tuşundan hala vazgeçemeyen kitle için öneriyordum. Fakat iPhone SE 4 ana ekran tuşuyla karşımıza gelmezse benim bu önerdiğim kitle pek mutlu olmayacaktır. Ve böylelikle piyasada ana ekran tuşuna sahip sıfır iPhone kalmamış olacak eğer SE'de iPhone XR tasarımıyla beraber gelirse. Yani iPhone SE de karşımıza bildiğimiz notch tasarımıyla gelecek ve ana ekran tuşu da olmayacak nispeten daha modern sayılabilecek bir iPhone tasarımıyla karşımıza geliyor. Nispeten diyorum çünkü bildiğimiz notch'tan sonra XR'daki notch'tan sonra 13 serisiyle küçülen bir notch geldi ve 14 Pro ile de dinamik ada geldi. Tabii ki de dinamik adayla SE serisi henüz karşımıza gelmez ama en azından küçültülmüş bir notch'la gelseydi daha iyi olabilirdi. Demek ki firmanın elinde notch tasarımlı paneller, ekran panelleri bulunuyor. Bunları da SE 4 ile piyasaya sürecek. Bildiğiniz üzere 2023 yılı i ile Apple iPhone'larında Lightning şarj girişi yerine USB Type-C şarj girişini kullanmak zorunda kalacak. Bununla ilgili zaten daha önceden de konuştuğumuz videolar var. Detayları o videolardan edinebilirsiniz. iPhone 15 serisinden önce tanıtılacaktır muhtemelen SE4. Yani 15 serisi Eylül'e doğru tanıtılacak. SE4 onlardan Eylül'den önce tanıtılacağı için piyasaya çıkan fabrika çıkışlı ilk USB Type-C portuna sahip iPhone olma özelliğini de SE 4 taşıyacak. iPhone 15 Ultra vesaire gibi bazı cihazların Type C portu kullanmaktan hiç port kullanmayacağı ile ilgili söylentiler var. Ancak SE 4'te bu tarz söylentiler yok. Çünkü bu tarz bir kullanım daha da pahalıya mal olacaktır. SE 4 karşımıza USB Type C ile çıkacak. Bunun avantajları var tabii ki de. USB Type C ile çalışan adaptörler Apple marka olmak zorunda olmadığı için çok daha uygun fiyatlı olabiliyorlar. SE Zaten uygun fiyatlı bir iPhone diyoruz Aksesuarları da uygun fiyatlı gelirse Mükemmel olur Diğer cihazların şarj aletleriyle de iPhone'unuzu şarj edebilirsiniz Gayet güzel bir hamle olur bu Cihazın tasarımı iPhone XR olacak dedik XR kasasına bu cihaz oturacak dedik Bu sebepten dolayı ekran tasarımı da değişecek Ekran kalitesinde, çözünürlüğünde Teknolojisinde bir fark olmayacak Face ID sensörleri Ve onların çalışması için gerekli olan Donanımlar pahalı Touch ID'ye göre Bu sebepten dolayı cihazda notch bulunuyor olsa da bu cihazda Face ID olmayacak. Böylelikle SE4'ün fiyatı biraz daha aşağıda kalabilecek. Cihazda Touch ID olacak ve yenilenen bir Touch ID kullanılacağı söyleniyor. Şimdi yenilenen deyince bir heyecanlandınız biliyorum ekrandan parmak izi okumamı. Hayır öyle bir şey yok. Apple Touch ID sensörünü alıp yan tarafa koyacak. Yani cihazı kilitleme tuşuna koyacak. Buna benzer bir hamleyi zaten iPad Air serisinde görmüştük. iPhone'da da göreceğiz. İyice ne Samsunglaşıyor tasarımlar ya. Hadi bakalım neyse. iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2, iPhone SE 3. Bu cihazların her birindeki kamera donanımı aynı. Bu sebepten dolayı iPhone SE 4'teki kamera donanımı değişecek. Yani bu 4 cihazın kamerasında kötü demiyorum. Gerçekten çok iyi işler yapıyor. Kamera yazılımları ve kullanılan çipler, imajların yani fotoğrafların işlenme gücü, işlenmesi gibi durumlar sonrasında çok kaliteli fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Ancak düşük ışıkta bu 4 kamera, bu 4 cihazın kamerası biraz afallıyor. İşte iPhone SE 4'te bunun önüne geçebilmek için yeni bir kamera lensi kullanılacak. Daha geniş bir lens. Bu da iPhone XR'dan birebil alınca söyleniliyor. Bununla beraber ikinci açı, geniş açı ya da portre modu gibi özellikler olmayacak. Diyaf from açıklığı artacağı için düşük ışıklarda iPhone SE 4 çok daha iyi bir kamera performansı bize sergileyebilecek. Tabii ki cihazın geleceği fiyata bağlı olarak bu cihaz tercih edilir mi alınır mı bunun için ayrı bir video çekeriz. Öncelikle bir cihazın donanımı belli olsun hangi çiple karşımıza gelecek ne gibi özellikler var bunların dışında gerçekten bu şekilde mi gelecek bir bakalım fiyatları iPhone 13 mini ile kafa kafaya gelirse ben 13 mini tercih ederim gibi duruyor. Tabi 13 mini de bu cihaza göre daha küçük boyutlu olabilir bunu kabul ediyorum ama kamera başta olmak üzere diğer donanımlarda SE4'ten çok daha iyi bir cihaz. Cihazın fiyatına göre bu konuyu tekrardan ele alırız. Siz iPhone SE 4'te neleri bekliyorsunuz? Sizce nasıl bir cihaz olacak? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Ve bu tarz videoları kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.